Merhaba, bu dersimizde panellerimizden page bölümünü göreceğiz. Page paneli, web sayfalarını hazırlarken birden fazla sayfayı kolay bir şekilde çoğaltmak veya düzenlemek için kullanılan bir bölüm. Özellikle tasarım öğelerimizi yaparken sayfaları yeniden tasarlamamak için işimize yarayan bir panelimiz. Öncelikle yine dışarıdaki bir hazır şablonumuz vardı. Onu getirelim. Onun üzerinden bir örnekleme yapalım. File Open bölümünden uçak hazır şablon sayfamızı açalım. Diyelim ki index sayfamız yani ana sayfamız tasarlandı. Ve diğer alt sayfaları tasarlamaya şu an geçiş yapacağız. Tüm ana sayfanın genel yapısı, genel şablon hazırlandıktan sonra diğer alt sayfaları hazırlamak zaten daha kolay olacaktır. Çünkü belli bir şablon içerisinde devam ediyorsunuz. Ve genelde içerik kısımları, orta kısımlar veya yan menüler değişmektedir. Burada şu an page paneline baktığımız zaman page kısmında 01 page 1 yazmakta otomatik bir isim veriyor. Tabii ki burada biz bunu artık arttıracaksak yani sayfaları çoğaltacaksak olması gereken orijinal sayfa isimlerini vermek zorundayız. Örneğin ana sayfamızın alması gereken ismimiz bir kural olarak indeksti. Ben bu page 1 yazısına çift tıklayarak öncelikle bunun adını değiştireceğim. Çift tıklayıp adını küçük harflerle index olarak değiştiriyorum. Sonuna herhangi bir nokta HTML etiketi uzantısı eklemiyorum. Kendisi dışarıya atarken bunu veriyor zaten. Sadece ismini verip Enter'layıp geçelim. İndeks kısmında görmüş olduğunuz gibi hemen ana sayfamızın yapısı oluştu. Dediğimiz gibi şablonumuz hazırken artık belli bir şablon varken elimizde bunu yeniden tasarlamak gereksiz. Yapacağım tek şey sayfaları çoğaltmak olacak. Burada ana şablonun üzerine sağ tıklayarak çoğaltmayı görelim. Sağ tıkladığım zaman bana bazı seçenekler soruyor. Burada seçeneklerimiz New Page, Duplicate Page, Delete Page gibi seçenekler. Yani yeni boş bir sayfa mı açmak istiyorsunuz? Mevcut sayfayı mı kopyalayacağız? Yoksa sayfayı silecek miyiz? Bunları seçebiliyoruz. Rename Page'den de sayfa adını değiştirebiliyorum. Burada yeni sayfa değil de mevcut sayfayı kopyalayarak devam etmek istiyorsam Duplicate Page özelliğini kullanacağım. Fakat burada birkaç tane noktamız var önemli olarak. Onu belirtmek istiyorum. Örneğin sayfalara link vererek daha sonra çoğaltırsanız işiniz daha da kolaylaşacaktır. Yani burada bir kere link verdikten sonra belli bir yapı yaptıktan sonra kopyalarsanız aynı şekilde diğer sayfalara da linkler geçiş yapacaktır. Bunu bir örnekleyelim öncelikle. Web kısmında biliyorsunuz slash tool ve hotspot tool'larımız var. Örneğin hotspot tool'u burada link yapısı olarak kullanalım. Ana sayfaya hakkımızda bölümüne iletişim bölümüne teker teker hotspot aracımla çizimimi yaptım. Bunlara link vermek istediğim zaman üzerine tıklayıp aşağıdan linkini verebiliyordum. Ana sayfaya geldim. Ana sayfamız indekse gider. İndeks HTML. Hakkımızda sayfamız hakkımızda Türkçe karakter kullanmıyoruz. Hakkımızda nokta HTML. Teker teker linklerini veriyorum. Evet. Linkler tamamlandı. Burada artık diğer detayları da yapabilirsiniz. Farklı farklı yerlerde linkler verilebilir. Hemen sağ tıklıyorum. Şu an artık link yapısı oluştuktan sonra kopyalayacağım. Duplicate page diyoruz. Şu an gördüğünüz gibi hemen indeksin yani ana sayfanın bir kopyası oluştu. Index copy diyor. Tabii ki biz bunu artık
sonraki varsayılan olarak gelmesi gereken sayfaya dönüştüreceğiz. Yani hakkımızda. Tabii ki buradaki sayfa adını da verirken link olarak ne yazmışsak aynısını yazacağız. Yani burada hakkımızda yazmışsak hakkımızda işlemi olarak bunu yazmak zorundayız. Yukarıda vermiş olduğunuz link aynı şekilde aşağıda da ve yanda da aynı olmak zorunda. Hemen adını değiştiriyorum. Hakkımızda olarak yan tarafta yazıyorum. Yani tüm link bağlantıları sayfalarla aynı olmalı. Şu an indeksteyim. Hakkımızda geçtiysem artık hakkımızda ile ilgili bir bölüm olmalı. Örneğin burada hoş geldiniz yerine hakkımızda ile ilgili bir yazı olmalı. Örneğin yazımıza çift tıklayalım ve kurumsal diye bir başlık atalım. Diyelim ki burada bir yazı yazacağız. Buraya bir alan yapabiliriz. Örneğin buradan rengimizi ayarlayalım. İç rengimiz beyaz. Dış kutu rengimiz de mavi olsun. Şu alanı hemen yazı alanı olarak ayarlayalım. Ve text tool'dan da standart bir yazı yazalım. Yazımızı istediğiniz gibi formatlayabilirsiniz. Aynı şekilde bu yazıyı ve bu sayfayı kopyalamak istiyoruz. Hakkımızda bu sefer sağ tıklıyorum. Duplicate page diyorum. Örneğin bu da iletişim olsun. Tabii yine yazarken iletişim diye yazıyorum. Gördüğünüz gibi indeks hakkımızda. İletişime geçtiğim zaman çift tıklayıp yazıyı düzenliyorum. İlgili yazıları düzenliyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık sayfaları düzenlemek gayet pratik, kolay. Linkler hazır verilmiş bir şekilde. Sadece içerik kısımlarını değiştiriyorum. Böylelikle sayfalar arasında geçişleri yapmaya kalktığımızda gayet pratik bir şekilde işlemlerimi yapabiliyorum. Page kısmı sayfaları çoğaltmak ve tekrar tekrar tasarımları yapmamak için işlerimizi pratikleştiren bir bölümdür.